Bunlarla ilgili Almanya'da, başta Almanya ve Avrupa ülkelerinde yazılmış binlerce eser var. Yani bu artık ayrı bir şey, tedavi yöntemi, araştırma yöntemi haline gelmiş. Mantarlarla ilgili. Şimdi polen alerjisinin her türü tedavi edilebilir. Mide ve bağırsaklar tedavi edilirse. Mide ve bağırsaklar nasıl tedavi edilecek? Kökten çözüm mide ve Evet. bağırsaklarda yani. Şimdi Ondan sonra zaten midedeki Helicobacter pylori isimli bakteri de toksik madde üretiyor. Üretmiş olduğu toksik maddelerden biri de Helicobacter pylori gastriti, ülseri sebep olur. Nadiren ince bağırsakta ve 12 bağırsağında da ülsere ve iltihaplanmaya sebep olur. Helicobacter pylori toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Onun üretmiş olduğu toksik madde tedavi edilmezse zamanla, Allah korusun, gastrit, ülser zamanla kansere dönüşür. Helicobacter pylori çok tehlikeli bir mikrop. Kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Mide mukozasına girdikten sonra o köpükten kurtulur, tahribata başlar, çoğalır. Sebebiyet verir. Peki ne yapacağız İbrahim Bey? Lahana suyu... Zor mu yapacağımız hayır, şey? Hayır, zor değil. Bir, lahana suyu, iki, aloe vera jeli. Aloe vera jeli. Yine burada karşımıza aloe vera çıktı. Jeli, aloe vera, yani şu. Evet. Gösterelim mi sevgili Hakan'cığım? Bir onu ben alabilir miyim? Çünkü uzanırsam Büyük bir mikrofonda saksı. sıkıntı. Evet. Aloe vera jeli çünkü görmeyenler vardır. Bu sıralarda hani son yıllarda çok kulaklarını çınlatıyoruz. İsmen biliyoruz. Bir kulak alışkanlığı, dolgunluğu var. İşte sevgili seyirciler. Aloe vera jel de böyle bir şey. Ben bunu peygamber kılıcı diye bir bitki Evet. var ya ona Evet. benzetiyorum. Böyle içine açtım. Böyle koparsan bir mahsuru var mı? Yok, Nereden koparalım? şuradan Sevgili koparabilirsiniz. seyircilerimize yakından gösterelim. İçerisi böyle Şunu gösterelim İbrahim Bey. Bu çarpıcı. Bakın evet, sevgili seyirciler. Hani jel jel gibi gibi bir sıvı dedikleri var. olay bu. Evet. Bu bildiğimiz aloe vera jel. Dünyanın evet, Şu şekilde aloe vera jel gösterelim. birçok Avrupa ülkesinde veya dünyada birçok ülkede hemen hemen her evde aloe vera jel olur. Aloe vera olur. Taze olarak da kullanılır deriye. Mesela hafif göz rahatsızlığında göze sürülebilir bu jel. Veya sivilce de akne de deriye sürülebilir. Nasıl yani? Hemen bu şekilde ham haliyle. Evet, öyle de kullanılır. Mesela diyelim İsterseniz ben ki kullanayım. buyurun canlı canlı deneyelim. Ben Şimdi geçenlerde ikisinizi içmiştim burada birazdan da böyle içeceğim. yapış yapış. Şimdi mesela böyle gözünüz ağrıyor. Hafif göz ağrısı var. Evet. Gözünüzün üstüne böyle sürebilirsiniz. Mesela burunda sivilce var, sürebilirsiniz. Öyle mi? Sürebilirsiniz. De. Veyahut Yani da hani az bir aloe şey vera çok yiyebilirsiniz. etkili de. Aa. Yenebilir. Çok Nasıl yenirse tadı? Güzel mi? acımtırak. Öyle mi? Acımtırak. Güzel tadı var. Aloe vera Çok jeli enteresan dünya ya. tadına bakabilirsiniz. Biraz Yani acımtırak ama çok alışkın olmadığınız için. birazcık baksam. Ben alışkın olduğum için benim problem değil. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Acımtırak bir tadı var. Ay İbrahim Bey ne yaptınız? Bu çok... acı mı? Bu acı değil başka bir şey. Güzel tadı var, güzel. Mis gibi. Ay çok kötü. Ama böyle kullanıldığı için mi acaba? Mesela ben geçenlerde o iksiri Bu tadına baktım muhteşemdi. ballı. O çok İçerisinde kötü. bal Su. var. Çok kötü. Mesela o hiç bundan eser Hayır, yoktu bu bal ama. var içerisinde. %25 oranında çiçek balı var. Çok mu acı? Çok kötü. Ben alışkın olduğum için benim için fark etmiyor. Ah boğazım gitti şu Ben an her türlü İbrahim bitkiyi yiyebilirim. Bey. Yani zehirli olmayan bilirim hangisi bitki.